Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Azra öğretmen ben. Uzaktan eğitim dersimizin bu haftaki konusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan biraz kısaca bahsedelim isterseniz. Çocuklar bildiğiniz gibi 23 Nisan 1920 yılında Atatürk Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Ve böyle önemli bir günde bugünü çocuklara armağan etmek istemiştir. Çünkü çocuklar biliyorsunuz Atatürk siz çocukları çok severdi ve böyle önemli bir günün mutlaka çocuklara armağan edilmesini istiyordu. Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği bu güzel günü her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak siz çocuklarla kutlamaktayız. Ve Atatürk'ü bu sayede her 23 Nisan'da diğer bayramlarda da olduğu gibi sevgi ve saygıyla anmaktayız. İsterseniz çocuklar Atatürk'ün kısa bir anısını sizlerle paylaşayım. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? Diye sordu. Çocuk cevap verdi. Bir şeyim yok efendim. Sonra arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum diye söyledi Atatürk. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerle Atatürk'e döndü. Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz? Ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara tek tek baktı ve gülümsedi. Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin diye cevap verdi. Çocuklar da çok mutlu oldular. Evet çocuklar Atatürk hepinizin kalbinde. Ve bu güzel günde de eğlenerek bu sayede Atatürk'ü anıyoruz. Şimdi çocuklar sizlerle bayrak sanat etkinliğine geçelim mi? Haydi o zaman malzemelerimize bakalım. Evet malzemelerimiz çocuklar. Parmak boyası elinizde varsa veya sulu boya. Boyayı karıştırmak için bir kap, diş fırçası ve ellerimizin kirlenmemesi için bir eldiven çocuklar. Ben parmak boyasını suyla karıştırdım ve kabıma aktardım. Sizler de evinizde olan malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi çocuklar, bayrağımız hangi renkti? Evet, kırmızı, doğru bildiniz. Ve bayrağımızın üstünde ne vardı? Bir hilal ve bir yıldız vardı değil mi çocuklar? Peki ay ve hilal hangi renkti? Evet onlar da beyaz. Yani onları boyamayacağız. Sadece diğer kalan yerleri kırmızıya boyayacağız. Haydi isterseniz boyamaya başlayalım. Diş fırçamı alıyorum. Fazla suyu biraz akıtıyorum. Ve püskürtmeye başlıyorum. Şekilde çocuklar bayrağınızı püskürtme tekniği kullanarak renklendirebilirsiniz. İsterseniz
farklı bir boyayla da boyayabilirsiniz. Gönlünüz nasıl yapmak istiyorsa yapabilirsiniz. Ben sizler için püskürtme tekniğini kullanarak yapmak istedim. Daha sonra bunu kuruması için kaldırabilirsiniz ve yine aynı şekilde pencerenize veya odanıza asabilirsiniz. Evet çocuklar, geçen hafta size ufak bir bilmece sormuştum. Bilmecemizi hatırlıyor musunuz? Peki cevabını biliyor musunuz acaba, kimler buldu? Bilmecemizi hatırlayalım isterseniz. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Cevabımız çocuklar, kalp. Evet, ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Değil mi çocuklar? Evet, bu haftaki uzaktan eğitim dersimiz bu kadardı çocuklar. Umarım keyifli izlemişsinizdir ve yaparken eğlenirsiniz. Bir sonraki uzaktan videomuza kadar çocuklar, sevgiyle kalın, evde kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.